Herkese merhaba, elinin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve lezzetli bir yemek tarifim var. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle 250 gram kadar kıymam var. Ocağın üzerine alıyorum kavrulması için. O kavruluyorken ben soğanlarımı doğramaya başlayacağım. 2 adet soğan kullandım ben bu yemek tarifimde. 3-4 diş de sarımsağım var. Kıyma kavruluyorken herhangi bir yağ eklemedim. Kıymam yeterince yağlıydı. Sizin de yağ eklememenizi tavsiye ederim. Bir de ben etli ve yemek kıymalı yemeklerde öncelikle eti ya da işte kıymayı kavurmayı daha çok seviyorum. Daha lezzetli oluyor. Onu da buradan belirteyim. Tavsiye ederim. Denemenize fayda var. Evet, soğanlarımı küçük küçük yemeklik doğradım. Şimdi kavrulmaya devam eden kıymalarım içerisine ekleyeceğim. soğanları da ekledik kavurmaya devam ediyoruz. Evet onlar soğanlar pembeleşinceye kadar benim de böyle kırmızı biberim vardı yağ biberim bir adet küçük küçük doğradım onu da kıyma ile birleştireceğim. Ama siz isterseniz yeşil biber ya da küçük küçük doğranmış mantar da ekleyebilirsiniz. Bu arada mutfağın görüntüsü de çıkmış. Şimdi baharatlarım var. Ben kekik, biraz tatlı kırmızı biber ve karabiber, tuz kullandım. Ama siz kendi damak tadınıza göre baharat çeşitlerini arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Fark etmez. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi tamamen kavruldu. Onun kıymamızı birazcık böyle ılınması için kenara alıyorum. Bu tarifimde ben lavaş kullanacağım. 5 adet lavaşım vardı onları kullanacağız. Ama siz isterseniz kişi sayısına göre lavaş sayınızı arttırıp azaltabilirsiniz. Bu kıyma yeterli olacaktır. Hatta birazcık kalacak üzerine de ekleyeceğiz. Evet, ben lavaşlarımı üst üste koydum. Her birini dörde kestim. Bu şekilde çok daha bereketli oluyor tek sarmaktansa. Yani 20 adet çıkıyor. Şöyle kıymam da soğudu iyicene. Bakın kıymaya herhangi bir yağ eklemedik. İhtiyaç da yok. Onu da buradan belirteyim. Evet lavaşlarımı şimdi tabağa alıyorum. Bu kesme tahtasının üzerinde her gün içerisinde kıymalı harçtan koyup sigara böreği sarar gibi sarıp kenara koyacağım. Çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Farklı oluyor. Kesinlikle denemenize tavsiye ederim. Hele bu Ramazan'da iftarda harika bir lezzet. İsterseniz lavaşları tek tek de sarabilirsiniz ama böyle çok daha bereketli oluyor. Onu da buradan belirteyim. Sadece kıymayı kavuruyoruz ve lavaşları sık arabiyoreyi sarar gibi sarıyoruz. Burada herhangi bir hızlı çekim yapmadım. Şöyle ucu da atmasın diye küçük bir kaseye su doldurdum. Onu da yapışması için sardığımız lavaşların açılmaması için ucunu kasedeki suyla ıslatıp kenara koyuyorum. Lavaşlarım bitene kadar bu işleme devam edeceğiz. Videonun bu kısmında da belirtmek isterim. Malzeme listesini ve kullandığım kap ölçüleri açıklama kısmına detaylı olarak ekliyorum. Oradan rahatlıkla takip edebilirsiniz. Şöyle bir tanesini de yakından çekiyorum. Dediğim gibi iç malzemeyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kırmızı biberin yerine e, yeşil biber, küçük doğranmış mantar istediğiniz damak tadınıza göre evinizdeki malzemeye göre e, renklendirebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi çoğunu artık sardım. Son birkaç tanesine geldi. Kıymam biraz kalıdı. Evet onu da üzerinde değerlendireceğiz. Eğer ki değerlendirmek istemezseniz başka bir yemekte de, de kullanabilirsiniz. Ama ben bu yemekte de değerlendireceğim. Sarmış olduğum lavaşları uygun bir borcam tepsime diziyorum. Evet hepsini dizdik. Şimdi e, sosunu hazırlamaya geçeceğiz. kenara ayıralım sosu için ben 2 yemek kaşığı dolu dolu domates salçası kullandım ama siz arzu ederseniz biber salçası da kullanabilirsiniz ya da direkt sadece doğranmış domates de kullanabilirsiniz ama ben domates salçası kullandım şimdi içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar böyle yağ ekliyorum sıcak su da ekleyip şöyle bir karıştırıyorum sosu bu bu benim kullandığım fincan şu anda 300 mililitrelik bir fincan Şimdi üzerine biraz daha su dökeceğiz. Bu böyle biraz kırmızı seviyor bizim ailedekiler. Salçalı seviyor. Ben iki yemek kaşığı kullandım ama siz bu kadar salçalı sevmezseniz bir yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Şimdi bir yarısını biraz daha su doldurup üzerine tekrardan suyla gezdireceğim. Yani yaklaşık ben 300 yani toplamda 300 350 mililitre kadar su kullanmış oldum. Evet, öyle söyleyeyim. Şimdi önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 derecelik fırına verdim. Yaklaşık bir 20 dakika 15-20 dakika arası lütfen kontrollü olun. Herkesin fırını farklılık gösterebiliyor. Pişmeye bıraktım. O pişiyorken kaşar peynirim vardı. Ben 200 gram kadar kaşar peyniri rendeledim. Taze kaşar peyniri. Şimdi evet bir 15-20 dakika kadar pişti. Suyunu çekti lavaşlar. Şimdi o ayrı kalmış olan kıymaları değerlendirmek için lavaşlarımızın üzerine ekliyorum. Ama dediğim gibi siz eklemek istemeyebilirsiniz ama eklerseniz daha lezzetli oluyor Farklı bir yemekte de kullanabilirsiniz ama ben bu yemekte çok daha yakıştırıyorum Daha lezzetli oluyor Şimdi rendelemiş olduğum kaşar peynirlerimi de üzerine ekliyorum Daha sonra biraz kaşarlar eriyene kadar tekrar fırına vereceğiz Bundan sonra herhangi bir su eklemenize kesinlikle gerek yok e, Lavaşlarımız iyicene içindeki kıymalarla özleşti Çünkü salçasıyla çok da lezzetli oldu. Biraz da kaşarla birazcık daha lezzetli lezzetlendireceğiz. Buna yalancı beyti de diyebilirsiniz. Bakın bol salçalı, soslu bir akşam yemeği. Tekrar kaşarlar eriyene kadar bir 10 dakika daha pişireceğiz. Yemeğimiz böylelikle hazır olmuş olacak. Evet, kaşarlar pişti eridi pardon o e, fırından aldım zaten kenarlarından görüyorsunuz foşur foşur yapıyor birazcık şöyle bir ilk sıcağını çektikten sonra sunuma geçeceğim dediğim gibi oldukça pratik lavaşları kullanarak harika bir yemek tarifi yalancı beyti de diyebilirsiniz değişik bir alternatif yemek hayat kurtarıcı Dediğim gibi eğer ki e, sigara böreği şeklinde sarmak istemezseniz bütün olarak da sarabilirsiniz. Ya da lavaşların arasına da hazırlamış olduğunuz sosu da dökebilirsiniz. Ama bu şekilde kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet ilk sıcağı geçtikten sonra şöyle bir sunum yapayım. E, bunu sar size çok kolay oluyor. Hani sigara böreği şeklinde sardığımız için. Evet görüyorsunuz şimdi içini de size iyicene göstereceğim beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım böyle e, lavaşlı yemeğim tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer ki denerseniz yorumlar kısmında lütfen benimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Tarifimi beğendiyseniz de sevdiklerinizle sosyal medya üzerinden paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımı abone olursanız da bildirim zilini açarsanız bu pratik tariflerden hemen haberdar olabilirsiniz. Çünkü bu kanalda gerçekten <laughs> her zaman ve her zaman pratik tarifler var. Onları vermeye, paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Evet bir taraftan da sunumu görüyorsunuz. Gayet güzel lavaşlar, yumuşacık oldu. Harika bir lezzet. Beni izlediğiniz için Tekrar teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Yorum bırakmayı da unutmayın.